Merhaba, İstanbul Hepimizin Gelişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Osmanlı dönemi, geç Osmanlı dönemine dair yaptığımız programların bir devamı niteliğinde olan bu sefer elektrikle ilgili olarak konuşacağız ve konuğumuz Nurçin İleri. Merhaba Nurçin. Merhaba Seval. Nurçin aslında bu konuyla ilgilenmesi işte tesadüf değil, elektrikle ilgilenmesi. Çünkü doktora tezinde de gece hayatına, geceye dair geç Osmanlı döneminin bir çalışması var. O çalışmanın bir devamı onu böyle elektriğe, aydınlanmaya kadar getirdi. Nurçin ne zaman başlıyor bu elektrik hikayesi Osmanlı'da? Aslında önce belki ben bu konuya nasıl çalıştım senin de söylediklerine ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Benim doktora tezim normalde gece Osmanlı İstanbul'unda, son dönem Osmanlı İstanbul'unda gece ve gözetim pratikleri üzerine. Dolayısıyla da burada işte hem polis teşkilatının yeniden organize edilmesi hem aydınlatma teknolojisinin şehirde ne şekilde ilerlediğine dair bir takım çalışmalar yaptım. Yine işte meyhanelerin veya sokakların aslında organize edilmesine dair bölümler yazmıştım. Tezimdeki bölümlerden bir tanesinde bu aydınlatma üzerine epey bir kafa yordum. Ama tabii ki tez 1850 ve 1914 arası dönemi kapsadığı için elektrikten çok sınırlı bir şekilde bahsediyordum tezimde. Dolayısıyla tezden sonra da bu çalışmayı daha da genel bir zamansal çerçeveyle ilerletmek istedim. Birkaç yıldır da bunun üzerine çalışmaya devam ediyorum. Şimdi Osmanlı'da ya da Osmanlı İstanbul'da bugün daha çok İstanbul üzerine konuşacağız açıkçası. Buna geçmeden önce belki dünyada neler oluyordu bir ona bakmak ve İstanbul'u diğer şehirlerin içerisine oturtmak gerekiyor belki de. Şimdi 18. yüzyılda sanayi devrimiyle beraber üretim artık beden gücünden makine gücüne doğru evrilmeye başlamıştı. Buhar teknolojisinin kullanılması da bunda başat bir rol oynuyordu. Ve İngiltere'de başlayan sanayi devrimi önce başka Avrupa ülkelerine ve daha sonra ve Amerika'ya yayılmaya başlamıştı. Tabii bu makineleşen sanayinin talepleri de farklılaşabiliyordu. Artık yeni enerji rejimlerinin temini de gerekiyordu. Aslında elektriğe dair tartışmalar ve yeni buluşlar, icatlar da bu döneme daha çok denk geliyor. 19. yüzyıla denk geliyor. Sanayide özellikle içten yanmalı motorun icat edilmesi, gündelik hayatta ise elektriğin uzak mesafeler arasında transfer edilebilir hale gelmesiyle birlikte elektrik hayatımızın çok büyük bir parçası olmaya başladı. Gündelik hayatta da aslında elektrik üzerine düşündüğümüz zaman, yani onun maddi yapısı üzerine düşündüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Yani elektrik kendisinden önceki enerji sistemleri gibi işte su ya da kaynaklar gibi, daha doğrusu su, petrol, kömür gibi maddi bir yapıya sahip değil. Aslında görülemiyor, dokunulamıyor, duyulamıyor. Insanlar bu yüzden ilk başta onun avantajlarını ve dezavantajlarını anlamakta biraz da güçlük çektiler. Hep başka aracılarla bize ulaşıyor. Fabrikalar, aletler, kablolar vesaire. Dolayısıyla elektriğin bu bilinmeyen, henüz anlaşılmamış maddi karakterine dair çokça tartışmalar mevcuttu. Ama zaman içerisinde sanayi devriminin de itici gücü oldu ve gündelik hayatımızın dediğim gibi büyük bir parçası haline gelmeye başladı. Özellikle 1880'lerden itibaren, yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla döndüğümüzde bu dönemi elektrik literatürü üzerine çalışanlar global elektriklenme süreci olarak değerlendiriyorlar. Mesela 1880'lerden itibaren Londra, Paris, Berlin gibi Avrupa şehirleri, New York gibi şehirler, dünya kentleri elektriklendirildi. 1890'larda Hong Kong, Prag, Cape Town gibi yerler elektriklenmeye başlandı. Yani bir küresel elektriklenme süreci diyebiliriz şehirler anlamında.
İstanbul ise bu süreçte 1910 yılında İstanbul'un elektriklendirilmesi ihale süreçleri, imtiyaz süreçleri başladı. 1911'de kent ölçekli bir fabrika inşa süreci başladı ve 1914'te de şebekelere elektrik verilmeye başlandı. Ama elbette bu 1910 öncesi elektrik olmadığı anlamına gelmiyor Osmanlı toplumunda. Aksine bazı kurum ve şahıslar jeneratörler veya dinamo yardımlarıyla elektrik kullanıyorlar. Ve Osmanlı'da aslında elektriğe dair bir kamuoyu da mevcut ve bilim ve fen dünyasında elektriğe dair yaşanan gelişmeler hem takip ediliyor hem hem de okullarda elektriğe dair şeyler, derslerde elektrik tartışmaları yer alıyor. Dolayısıyla da bu basına da yansıyor. Mesela Mecmuai Funun gibi dönemin önemli fen dergisinde de elektriğe dair haberler görebiliyorsunuz. Daha 1890'lar sonrası Servet-i Fünun, Şehbal, Malumat gibi dergilerde de elektriğin ne olduğuna, teknik özelliklerine, nasıl üretildiğine dair teknik bilgiler mevcut. Dolayısıyla hani okur kitle için bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Devlet aktörleri nezdinde ise zaten elektrik imtiyazı başvuruları var. O yüzden hem Sultan Abdülhamit'in hem de onun çevresinde bulunan iktidar çevresinde iktidarın da gündeminde olan bir şey. Mesela ilk elektrik imtiyaz başvurusu bir Fransız şirketi tarafından 1878 yılında yapılıyor. Bizim kayıtlardan görebildiğimiz kadarıyla. Bu imtiyaz aslında ilerleyen bir şekilde ilerliyor fakat olumlu sonuçlanamayacak. Sonrasında yine bu tarihten sonra da bir takım imtiyaz başvuruları söz konusu. Gündelik hayatta ise aslında benim kendi araştırmam süresince karşıma çıkan ki aslında hala araştırmam devam ediyor. İlk elektrik ışığı kullanımı şu ana kadar görebildiğim kadarıyla Sultan Abdülaziz'in yani Abdülhamit öncesinde oğlunun sünnet törenleri sırasında. Bu da 1870 yılına denk düşüyor. Dolmabahçe civarında işte akrobatik gösterilerinde yer aldığı toplu bir sünnet töreni gerçekleştiriliyor. Gündüz ve gece de devam ediyor ve gece Dolmabahçe meydanında aydınlatılan bir elektrik ışığı katılan insanların çok fazla dikkatini çekiyor. Ve bu insanlar yani bu gazetelerden derlediğim haberlere göre bu insanlar bu elektrik ışığını güneşe benzetiyorlar, aya benzetiyorlar, işte masallarda duydukları gece çırağanlarına benzetiyorlar, çok etkileniyorlar. Aynı zamanda meydanda böyle prizmatik ışık gösterileri de oluyor o sırada. Sonradan da bulabildiğim kadarıyla bu İngiltere'de bulunan Defriz ve Oğulları isimli bir şirketin yaptığı bir ışıklandırma olarak karşıma çıktı. Yani bu tarz karşılaştırmalara daha sonra da rastlayacağız. Daha sonra karşılaşmalara daha sonra da rastlayacağız. Tabii ki elektrik ışığı önemli bir şey, önemli bir gelişme. Fakat bu aynı zamanda elektrik ışığından öncesini de ihmal etmememiz gerektiriyor. Çünkü zaten bu saray eğlencelerinde, işte Ramazan aylarında aydınlatma çok önemli, süsleme çok önemli. Bunun için farklı aydınlatma vasıtaları kullanılıyor. Mumlar, kandiller, petrol lambaları ve hava gazı da kullanılıyor. Biraz sonradan da bahsederiz belki. Dolayısıyla hani elektrik ışık yepyeni bir şey değil ama elbette ki daha farklı bir etki yarattığını insanlar üzerinde görebiliyoruz kayıtlardan. Peki bu yani aslında elektriğin tabii sen katılır mısın bilmiyorum nispeten geç mi ve elektriğin Osmanlı'ya girişi bir de acaba ikinci Abdülhamit'in biraz vesveseli bir padişah olmasının da bu teknolojinin biraz daha Osmanlı'ya geç gelmesinde etkili midir? Sen ne düşünüyorsun? Yani biraz önce bahsettiğim tarihleri düşündüğümüzde aslında hani evet 1910 geç bir tarih olarak düşünülebilir ama ben tarih yazımında bu geç gelme meselesinin bizim yaptığımız çalışmaya ne gibi bir katkısı olur açıkçası çok emin değilim geç veya erken olmasının. Burada aslında oradaki dinamiklere bakmak lazım. Şimdi Abdülhamit'in
vesveseli olması çok sansasyonel olduğu için hep ön plana çıkan tarafı bu oluyor, bu elektrik meselesinde veya telefon meselesinde. Ama aslında ondan önce konuşmamız gereken, yani neden elektrik imtiyaz başvuruları olumsuz sonuçlanıyordu bu dönemde İstanbul'da, ona biraz bakmak gerekiyor. Bir kere sadece İstanbul için değil, genelde Osmanlı'da bulunan liman kentleri için bir yabancı sermaye hakimiyeti söz konusu. Yani yabancı şirketler altyapı hizmetlerinde güçlenmeye başlamış durumda. Özellikle Balta Limanı Anlaşması sonrasında çeşitli idari ve hukuki ve ticari ayrıcalıklar elde etmeye başlamalarıyla beraber yabancı sermaye hakimiyeti hem Sultan Abdülhamit'i hem de hükümeti, Osmanlı hükümetini o dönemde rahatsız eden bir unsur olarak karşımızda ve özellikle mesela İstanbul'a baktığımızda su, hava gazı, tünel, vapur işletmelerinin Almanya, İngiltere, Fransa ve Belçika şirketlerinin ya da bu ülkelerin oluşturduğu konsorsiyum şirketlerin himayesi altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz herhangi bir şirketin veya herhangi bir sermaye grubunun monopol olmasını engellemek adına da biraz bu imtiyaz süreçleri geciktiriliyor olabilir. Bu etkenlerden birisi olabilir. İkinci bir etken gazhanelere verilen imtiyazların aslında uzun süreli imtiyazlar olması. Şimdi biz aydınlatma dediğimizde ilk aklımıza gelen hep elektrik deniyor. Yani yapay aydınlatma, sanayi üretimle yapılan aydınlatma dediğimizde. Ama aslında elektrik öncesi hava gazı aydınlatması, ısıtması söz konusu İstanbul'da. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısında 4 ayrı gazhane var. Dolmabahçe Gazhanesi daha 1850'lerde kuruluyor bildiğiniz gibi. 1856'da ürettiği gazı sadece saray aydınlatması için değil ama aynı zamanda civarda kalan mahallelere de dağıtmaya başlıyor. Yine Beylerbeyi Sarayı var 1865 yılında. O da saray aydınlatmasından sonra civar mahallelere yayılmaya başlıyor. Ve daha çok kaynaklardan görebildiğimiz kadarıyla Yedikule Gazhanesi ve Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi ise daha toplumsal hayatı canlandırma amaçlı kurulmuş olan gazhaneler. Dolayısıyla zaten bir aydınlatma şebekesi kent içerisinde mevcut. Bu şebeke, bu gazhanelerin zaman zaman mesela Dolmabahçe Gazhanesi zaman zaman devlet kontrolünde işletiliyor ama dediğimiz gibi diğer gazhanelere verilen ve bunları işleten şirketlere verilen uzun süreli imtiyazlar var. Dolayısıyla gazhaneler elektrik şirketi, elektrik imtiyaz başvurularını kendi yatırım alanlarına bir tehdit olarak görüyorlar. Ama elbette bir süre sonra yani hiçbir teknoloji kendinden bir öncekini tamamen yerine geçmiyor. Aslına bakarsanız bir süre sonra hava gazı şirketleri ve elektrik şirketleri de beraber ortak hareket etmek zorunda kalacaklar. Ve sadece gazhane de değil, atlı tramvay şirketi de var, onun imtiyaz alanları var. Dolayısıyla bu elektrik şirketlerine imtiyaz verilirken bütün bu daha önceki altyapı hizmetlerinin neleri kapsadığı, neleri kapsamadığı tartışılması gereken unsurları oluşturuyor. Bir de bu hava gazı elektrik meselesi üzerinde şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi yani 19. yüzyılın yani sonlarına doğru elektriğin tam olarak avantajları, dezavantajları anlaşılamamış durumda. Örneğin maliyeti, aydınlatma gücü, sağlığa etkisi, özellikle yangın tehlikesi, tüm bunlar hala tartışılıyor o dönemde. Ve özellikle Sultan Abdülhamit'in talebi doğrultusunda yapılan karşılaştırmalarda hava gazı ve elektrik maliyeti konusunda hava gazının çok daha ucuz olduğu ortaya çıkıyor Londra, Paris, Berlin gibi şehirlerde. Dolayısıyla da hava gazı kullanmaya devam etmek istiyorlar aydınlanmayı düşündüğümüz zaman şehir içerisinde. Bir de şu var, şehrin yapısının aslında elektrik tesisatı döşenmesi, şebekesi döşenmesi için uygun olmadığı iddiası, işte tepelik olduğu, işte ahşap evlerden oluştuğu, yokuşların oluştuğu, dar sokakların olduğu, dediğim gibi bir yangın tehlikesi karşısında bunun kontrol altına alınamayacağını da düşünüyorlar. Bu da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Senin soruna gelirsek, işte Abdülhamit'in aslında kişisel kaygılarından dolayı elektriğin geç gelmesi. Yani dediğim gibi bu iddia, elbette ki bu iddiaların da önemi var. Çünkü biz bunlara nereden ulaşıyoruz? Aslında kişisel tanıklıklardan ulaşıyoruz. Şöyle ki bu Osman Nuri Ergin'in aslında, Osman Nuri Ergin sizlerin de bildiği gibi belediye hizmetlerinde çok uzun bir süre çalışıyor ve bugün birçok şeyi mecelleden kontrol etme şansımız var onun sayesinde. Onun aktardığına göre mesela Şam, Selanik gibi şehirlerde elektrik varken tüm dünyanın imtina ile baktığı İstanbul'da elektrik olmaması çok şaşırtıcı. Bunu da Abdülhamit'in kendi korkusuyla açıklıyor. Yine sarayda özel kalem, Yıldız Sarayı'nda özel kalem müdürlüğünde çalışmış olan Mehmet Tevfik Biren'in anılarına baktığımızda da şunu görüyoruz. İşte telefonda, Abdülhamit'in telefonda kendisini dinlenebileceğini düşündüğü, elektrik kullanarak da Yıldız Sarayı'na zarar verilebileceğini düşündüğünü anlatıyor. Bazı yazarlarımızın, Osmanlı entelektüellerinin de yazdıkları Halit Ziya, Refik Halit Karay gibi hani bunu destekleyen doğrultuda. Elbette dediğim gibi Abdülhamit'in iktidara çıktığı dönemi düşündüğümüzde ve iktidara çıktıktan sonra hem anayasayı kaldırması hem meclisi dağıtmasını düşündüğümüzde aslında bu tarz kendi iktidarını tehdit eden şeyler karşısında temkinli olması belki çok da şaşırtıcı değil ve elektriğin daha sonra gelmesinde belki önemli bir rol oynamış olabilir. Ama şunu görmemize engel olmasın yeter ki, yani Osmanlı toplumunda aslında bu elektriğe dair tartışmalar söz konusu. Bireysel, çok ayrıcalıklı kalsa da bireysel kullanımlar söz konusu. Dolayısıyla tüm dünyayı dönüştüren bir teknolojinin Osmanlı toplumunda olmadığını söylemek veya gelmediğini söylemek bir takım şeyleri görmemizin önünde engel diye düşünüyorum. Ayrıca Abdülhamit dönemine baktığımız zaman bu konuda zaten Vahdettin Engin, Ufuk Gülsoy hocaların da çalışmaları var, Emine Öztaner'in çalışmaları var. Baktığınız zaman hem dünya gündemi takip ettiğini görüyorsunuz, hem de ilk elektrik kongresi 1881 yılında Paris'te yapılıyor. Sonrasında 1883'te yine Viyana'da bir elektrik kongresi yapılıyor. Buralara delegeler gönderiliyor Osmanlı'dan. Yine 1893'te Chicago'da yapılan dünya fuarına aslına bakarsanız Tersane-i Amire Elektrik Fabrikası'nda üretilen elektrikli ürünler gönderiliyor, sergileniyor. Bu konuda da, yani bu Chicago fuarı konusunda da Gültekin Yıldız Hoca'nın bir çalışması var, ayrıntılarına bakmak isteyenler için. Yani aslında bunun takip edildiğini görüyoruz. Ve Tersane-i Amire Elektrik Fabrikası 1882'de kurulmuş ama daha çok askeriye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruluyor. Daha çok bir eğitim alanı gibi. Mesela Fransa, yurt dışına gönderilen mühendisler var. Daha sonra buraya gelip eğitimler veriyorlar. Bir bilgi aktarımı, bir teknoloji aktarımı söz konusu orada. Ama dediğimiz gibi Tersane-i Amire veya daha öncesinde kurulmuş olan telgraf, elektrik fabrikaları, bunlar kent ölçekli fabrikalar değil. Yani şehirde büyük bir şebekenin inşasını başlatan fabrikalar değil. Daha küçük ölçekli fabrikalar olarak kalıyorlar. Peki yani ikinci meşrutiyetin bu özgürlük ortamı elektriğin yaygınlaşmasında etkili oluyor mu? Aslında şunu söyleyebiliriz. O şimdi Abdülhamit döneminde bir böyle gerilim noktası oluyor. O da Tarabya Oteli'nin 1899 yılında elektrikli mumları çalıştırmak için jeneratör ithal etmesi yurt dışından. Bunun karşısında zaten hani Tarabya Oteli gibi legal olmayan yollarla elektrik ithal edenler de var ki, yani elektriğin ithal edilmesi, elektrikli aletlerin ithal edilmesi veya jeneratörlerin getirilmesi Abdülhamit'in özel iznine bağlı o süreçte. Bu tabii ki bir gerginlik yaratıyor, böyle kurumların varlığı. Sultan Abdülhamit 1900 yılında bir ferman yayınlıyor. Yani Avrupa'da
insanlar elektrik kullanabilirler. Çünkü Avrupa'daki insanlar bir nevi eşit haklara sahip, ayrıcalıklı teba yok onlar arasında. Ama bizde kapitülasyonlar nedeniyle yabancı olanlar belirli haklara sahip ve çeşitli cezai yaptırımları biz hükümet olarak buna uygulayamıyoruz. Dolayısıyla da bunun kontrol altına alınması gereken bir şey olduğu söyleniyor. Yani 1900'ün başından 1908'e kadar bu ciddi kısıtlamalar devam ediyor. Gümrükteki kontroller devam ediyor ama tabii ki elektrik aletlerinin ithalinde şey de var. Yani istisnalar da var. Mesela hastaneler, doktorlar işte akli hastalıkların tedavisi veya romatizma tedavisi gibi şeyler için elektrikli aletle ithal edebiliyorlar. Ya da konsolosluklar kendi binalarını ışıklandırabiliyorlar. Yine bu daha sonra büyük kulüp adını alacak olan işte Serkil Dorian ya da Odeon Tiyatrosu gibi yerler ışıklandırılabiliyor. Kimi oteller Tokat Lian Palace, Pera Palace gibi. Yine idare-i mahsusa ve şirket hayriye vapurlarında ışık kullanılabiliyor. Yani bir takım istisnalar söz konusu ama dediğim gibi 1908'e kadar kısıtlamalar sıkı bir şekilde devam ediyor. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra çok geçmeden ise bu elektrik ithalatına dair kısıtlamalar kalkıyor. Artık gümrük muayenesine tabi tutulmayacak elektrikli aletler ve jeneratör almak isteyenler de belediyeye başvurarak jeneratör alabilecekler. Dolayısıyla hani meşrutiyetle beraber aslında ilk somut adımlardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii mecliste imtiyaz tartışmaları devam ediyor. Sadece İstanbul üzerinde değil, daha genel olarak Osmanlı toprakları için demir yolları, limanlar, nehirlere dair bu imtiyaz şartlarının çok daha iyi bir şekilde araştırılması, belirlenmesi gerektiği tartışılıyor. Kimi vekiller yabancı sermaye karşıtı ve milli sermayenin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Kimileri ise yabancı sermaye olmadan altyapı hizmetleri yatırımlarının ve onların uzmanlığı olmadan altyapı hizmetlerinin yapılamayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla da bir şehre dair aslında çeşitli yeni çalışmalar başlayacak, yeni planlama çalışmaları başlayacak. 1909 yılında da bir teknik komisyon kuruluyor. Bu İstanbul'un elektriklendirilmesi için gerekli olan araştırmayı yapacak bir komisyon. Aynı zamanda ihale şartlarını hazırlayacak. İmtiyaz sürecinin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Mesela bu komisyonun başında André Joseph Auric var ve o dönem belediye başkanı olan Halil Ethem tarafından Lyon'dan getirtilmiş bir mimar Auric. Onun ve onun liderliğinde bir teknik komisyon oluşturulacak. Tam da bu sırada da 1910 yılında Şubat ayında Nafia Nezareti bir yarışma açtığını duyuracak. Özellikle İstanbul'da bir elektrik santralinin kurulması için ve Rumeli yakası Suriçi'nin elektriklendirilmesi için bir imtiyaz başvurusu, bir yarışma açılıyor. Sonrasında ise tam böyle ondan birkaç ay sonra bu kamu imtiyazlarını düzenleyen kanun da çıkarılarak biraz daha bu imtiyaz süreçleri netlik kazanıyor baktığımızda. Şimdi bu dediğim gibi 1910 Şubat ayında duyuruluyor yarışma ve 1900 Mayıs Haziran aylarında ise 8 farklı şirket imtiyaz başvurusunda bulunuyor. Bunların adını söylemek isterim açıkçası. Bir tanesi Schneider grubu, bir tanesi Fransız firmaların ortaklıklarıyla kurulan Fokio Varnam firması, İngiliz Westinghouse şirketi, Union Otoman zaten daha önceki altyapı yatırımlarından da
ismini duyduğumuz bir konsorsiyum. Société Générale, İsviçre Elektrik Sendikası, Fransız İsviçre ortaklığıyla kullanan Jiro ve Lüscher şirketi ve Budapeşte merkezli Gans şirketi. Yani gördüğünüz gibi buraya başvuranların hepsi yabancı şirketler veya konsorsiyumlar. Ve şirketlerin sunduğu projeler birbirinden çok farklı. Örneğin bir tanesi 100 tane ücretsiz lamba önerirken diğeri 600 tane önerebiliyor. Birisi elektrik santralinin üretim kapasitesini 3000 kilovat olarak belirlerken diğeri 25.000 kilovat olarak belirleyebiliyor. Dolayısıyla birbirinden çok farklı teklifler karşımıza çıkıyor. Belki şimdi arkadaşlar arka plana o görselleri koyabilirler. Az çok fikir vermesi açısından, yani imtiyaz dosyalarının hepsi günümüze ulaşmış değil aslına bakarsanız ama birkaç şirketin dosyasına ulaşabildim. Daha çok burada imtiyaz dosyalarında işte fabrikaların nasıl olacağına dair bir fikir edinebiliyorsunuz. Ya da işte aydınlatma şebekesinin yüksek gerilim ve alçak gerilim hattının nerelerde olabileceğine dair, nerelerde ark lambaları, nerelerde akkor lambalar kullanılabileceğine dair biraz fikir edinebiliyorsunuz. Aynı zamanda da şirketler daha önce yaptıkları yatırımlardan da bahsediyorlar bu dosyalar içerisinde. Yani bir karşılaştırma yapma imkanı da bulunuyor. Teknik komite için ise en önemli şey şu, şirketlerin mali teknik gücü, mali donanımı ve teknik gücü. Bu açıdan da baktığımızda aslında yine o arkadaşlar belki karşılaştırma tablosunu alabiliriz ekrana. Şunu görüyoruz, bu teknik olarak aslında Fokker Warnan firması daha fazla puan alıyor ama ekonomik olarak Gans şirketinin daha fazla puan aldığını görüyoruz. Tabii ki bu puan aldırmayı yaparken birçok kriter var ama öne çıkan kriterler fabrikanın nasıl olması gerektiği, yüksek ve alçak gerilim hattı, genel aydınlatma şebekesi, umumi aydınlatma ve aynı zamanda ücretlendirme oluyor. Ve dediğim gibi şehir içerisindeki bütün altyapı hizmetleri birbirleriyle alakalı olduğu için de bu teknik komisyon posta ve telgraf, su, tramvay ve hava gazı şirketlerinin de bu imtiyazlar konusunda, bu başvurular konusunda fikrini alıyor. Ve nihayetinde Gans Elektrik Şirketi'nin teklifi en uygun teklif olarak görülüyor ve 1 Kasım 1910'da daha önce mukavele ve şartname hazırlanmış. 1910 yılında dönemin Nafia Nazırı Halatçıyan Efendi ve şirket temsilcileri tarafından imzalanıyor anlaşma. Ve bu anlaşma gereği aslında Gans Elektrik Şirketi Osmanlı kanunlarına, düzenine tabi olacak bir elektrik şirketi kurmak zorunda. 1911 yılında da Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi kuruluyor. Ve bu Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi kurulduktan sonra da artık yer seçiminin yapılması gerekiyor. Ve İstanbul'un ilk kent ölçekli santralinin inşası için de Silahdara seçiliyor. Neden? Neden Silahdara seçiliyor? Silahdara, evet, neden? Aslında belki yine Silahdara fotoğraflarını alabiliriz. Her şeyden önce... Bu arada Silahdara bugünkü Bilgi Üniversitesi, bunu da belirtelim. Bazı yapılar halen korunmuş durumda, bazıları korunamamış durumda ama çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz kurulmaya başlayan elektrik santralinin ilk yıllarına benzer bir yapısal örgütlenme halen mevcut, onu söyleyebiliriz. Şimdi bir kere Haliç'in sonunda olması önemli. Yani iki dere yatağının döküldüğü yerde olması önemli. Çünkü bu su ulaşımını kolaylaştırabilir. Aynı zamanda buralarda bulunan su soğutma suyu olarak kullanılabilir fabrika için. Aynı zamanda şehirde bir hidrolik güç kaynağı bulunmadığı için kömürle çalışan bir termik santral olmasına karar veriliyor. Kömür de hem su yoluyla getirilebilir hem de karayoluyla getirilebilir. Dolayısıyla bu tercihlerde bu lokasyon önemli. Onun dışında tersane
ve çeşitli küçük fabrikalar da Haliç kıyısında yer alıyor. Dolayısıyla bu elektrik aktarımı yapılırken enerjinin kaybolmaması önemli, yani transferde mesafelerin kısa olması önemli. Enerji kayıplarını önlemek için de aslında Haliç seçiliyor. Ve bu ilk ihale süreci aslında Anadolu yakasını kapsamıyor. Yani Rumeli yakası ve Surçin'i kapsadığı için de silahlar ağının her iki tarafa da uzayabileceği, yani şebekelerin her iki tarafa da daha rahat bir şekilde uzayabileceği düşünülüyor. Fakat daha sonra, yani fabrikanın yapılma aşamasında ve ilerleyen yıllarda aslında fabrika için seçilen yerin zeminden dolayı çok da uygun olmadığı anlaşılacak. Çünkü çeşitli çökmeler meydana geliyor. Bu da fabrikanın inşasının bitiş sürecini de biraz yavaşlatan bir unsur olarak karşımıza. Silahlar Ağı Fabrikası şu yüzden önemli. Kurulduğu zaman, yani temel fabrika yapısının dışında hem büro yönetim bürosu var, hem kömür deposu var, ama aynı zamanda işçilerin sosyal hayatını da ya da yaşam koşullarını da rahatlatacak bir takım mekanların üretildiğini görüyoruz. Önce normalde işçi evleri var, daha sonra bu bekar ve evli işçi evleri için ayrılacak. Kantin inşası, lokanta inşası, daha işçilerin sosyal hayatını idame ettirebilecekleri mekanların inşası, ağaçlandırma söz konusu. Yani çok büyük bir kompleksten bahsediyoruz aslına bakarsanız. Dediğim gibi 1911-13 arası fabrika inşaatı devam ediyor, ama 1921'de de fabrika içerisinde çok büyük genişletmeler olacak ve yeni binalar buraya eklenecek. Şimdi normal koşullar altında aslında fabrikanın 1913 yılında bitmesi gerekiyor. Fakat hem Trablusgarp Savaşı hem de Balkan Savaşı dolayısıyla aslında fabrika için gerekli olan malzemeler gelemiyor. Ve 1913 yıllarının sonuna doğru da bir sel aslında fabrikaya zarar veriyor. Daha çok aslında işçi lojmanlarına zarar veriyor. Hatta bulabildiğim kadarıyla 4 işçinin ölümüne neden olan bir sel, yoğun yağmurlar sonrası bir sel yaşanıyor. Dolayısıyla da 1913'e kadar bitirilemediği için 1913'te Kabataş'a geçici bir elektrik fabrikası kuruluyor. Ve bu fabrika önce Tünel Şişli arasında tramvay hattını çalıştırıyor. Daha sonra Karaköy-Beşiktaş hattını çalıştıracak. 25 Ocak'ta da Galata Köprüsü'nden ilk tramvay geçecek. Yani Karaköy ve Eminönü arasını çalıştıracak. Yine bu konuyla ilgili bir görselimiz vardı. Fotoğrafların yer aldığı. Bu gazetede, İllüstrasyon gazetesinde gördüğümüz fotoğrafta Nafia Nezaretinden, belediyeden, yine elektrik şirketinden insanlar bir araya gelmiş. Galata Köprüsü üzerinden elektrikli tramvay ilk defa geçecek. Onun fotoğrafı, dualar ve kurban kesimi yapılıyor. Dediğimiz gibi bundan hemen sonra da 10 Şubat başlarında silahlar ağı artık hem özel kullanıcılar için şebeke hem de tramvay için şebeke elektrik vermeye başlayacak. Bu tramvaylarda veya tramvay hatları üzerindeki aydınlatma insanlar arasında epeyce heyecan yaratıyor, ama tabii bildiğiniz gibi bunun arka planda kalan yanları da var. Mesela tramvaylar inşa edilirken insanların dükkanlarına, evlerine el konulması gibi ya da işte elektrik kazaları, tramvay kazalarının henüz bu yeni teknolojiye alışamamış insanlar tarafından deneyimlenmesi gibi, bu işin farklı bir boyutu. 1914'ten sonra elektrik şirketi çeşitli sergiler de yapacak elektriği daha iyi anlatabilmek için halka. Ama tam bu süreç ilerlerken Birinci Dünya Savaşı çıkacak ve Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman da Osmanlı, Almanya yanında Fransa ve İngiltere'ye karşı savaşa girdiği için bu devletlerden gelecek olan elektrikli aletler gelememeye başlayacak ve hemen onun ardından da çok büyük bir kömür sıkıntısı yaşanacak ve kömür sıkıntısı mütareke döneminde de devam edecek. Bu da elektrik şirketi, Osmanlı İstanbullular ve aynı zamanda Nafia Nezaret arasında çeşitli gerilimlere sebep olacak. Savaş dönemi
Aslına bakarsanız tamamen farklı bir dönem. Belki bunu başka bir programda da konuşma fırsatımız olur. Evet, umarım hem Birinci Dünya Savaşı hem de Cumhuriyet döneminde de aslında konuya dair konuşacağımız çok şey var. Peki sen hangi arşivlere baktın için bu Şöyle söyleyeyim, benim araştırmamda aslına bakarsanız temel olarak Cumhurbaşkanlığı Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerini kullanıyorum. Aynı zamanda çok fazla basın, Osmanlı basını ve uluslararası basına da bakmaya çalışıyorum bu alanda ne gibi gelişmeler olmuş diye. Ve işte mesela Cumhuriyet döneminden bugün bahsediyor olsaydık başka özel koleksiyonlardan Gökhan Akçura, Cengiz Kahraman gibi onların da malzemelerini kullanacaktım. Ama şimdi sadece geç dönemden bahsettiğimiz için Hüseyin Irmak'tan aldığım kaynakları kullanabildim. Özel koleksiyonlardan da yararlanabiliyorum. İki senedir de yurt dışında, yaklaşık iki senedir yurt dışında bulunduğum için buradaki arşivlere gitme fırsatım oldu. Dolayısıyla Nantes ve Paris'te bulunan Fransız diplomatik arşivlerinden faydalanabiliyorum. Özellikle orada işgal kuvvetleri döneminde yapılan çalışmalara dair çok fazla veri bulabiliyorsunuz. Yine Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank arşivlerinde şirketin finansal yazışmalarına dair kaynaklar mevcut. Ve aynı zamanda Brüksel'de de bu çok uluslu bir şirket bildiğiniz gibi Sofina, yine bunda 1914 sonrası Sofina'dan bahsetmeye başlayacağız. Onun o kaynakları mevcut. Onlara bakıyorum. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkürler. Aslında bu altyapı hizmetlerine dair en önemli iki arşiv, İETT arşivi ve elektrik meselesinde ise Silahlar Ağı arşivi. Ancak ne yazık ki bu iki arşiv de kamuya açık değil. Özel izinlerle ancak girebiliyorsunuz veya giremiyorsunuz da. Mesela Silahlar Ağı aslında bir enerji müzesi, yani bir üniversitesi açıldıktan sonra bir enerji müzesine dönüştürülmeye çalışıldı. Bu dönemde çok ayrıntılı çalışmalar yapıldı. Asu Aksoylar'ın kitabını buna örnek verebilirim. Çok başarılı bir çalışma. Ama sonrasında ne yazık ki Silahlar Ağı arşivine bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. Ben birçok kez girmeye çalışmama rağmen çeşitli gerekçelerle giremedim. Şimdi tabii dijitalleştirme ve kataloglama çalışmaları devam ediyormuş bildiğim kadarıyla. Umarım hem Silahlar Ağı arşivinde hem de İETT arşivi, yani bir an önce kamuya, araştırmacılara en azından açılır diye umuyorum. Bu hatta belki buradan bir çağrı yapabiliriz yani. Lütfen bu arşivleri araştırmacılar için kullanılabilir hale getirelim diye. Evet, çok şahane olur. Aslına bakarsanız yani Avrupa'daki arşivlere bile çok rahat bir şekilde randevu sistemiyle girebiliyorsunuz. Herhangi bir zorluk çıkmıyor. Ama Türkiye'deki arşivlere girmekte problem yaşıyoruz. Ben bunun önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çok böyle bireysel çabalarla ilerliyor her şey. Yani kolektif çalışmalarının da önemine inanıyorum. Aslında elektrik mevzusu da birçok şeyin kesişme noktasında duruyor. Yani ben size bugün çok kabaca genel hatlarıyla neler bitiyor onu anlattım ama benim aslında kendi çalışmamda bakmak istediğim şey biraz da bu teknolojiyle birlikte teknolojinin, daha doğrusu yeni teknolojilerin ne tür eşitsizlikler, toplumsal eşitsizlikler ürettiğini anlayabilmek. Biraz yani iki türlü toplumsal gerçeklik üretiyor teknoloji. Bir yandan işte o bize çağrıştırdığı olumlu şeyler, hız, ilerleme, ulusal ilerleme, endüstriyel ilerleme gibi, ama bir yandan da arka planda kalan işte bazı sokaklar aydınlatırken diğerlerinin daha da karanlıkta kalması, insanların bu hizmete ulaşamaması, elektrik kazaları, işçi ölümleri gibi bir sürü başka tartışmamız gereken mesele de mevcut. Biz bu anlamda aslında bir meslekleşimle beraber bir kitap hazırlıyoruz Erol Ülker'le beraber. İşte çeşitli farklı alanlarda çalışan çeşitli akademisyenleri bir araya getirecek olan bir kitap bu. Ve aynı zamanda İstanbul Belediyesi'nin de bir kitap ve belgesel projesi var. Ona da katkı sunmaya çalışıyoruz. Benim takip ettiğim kadarıyla da yani biz bugün çok İstanbul konuştuk ama başka şehirlere, Anadolu kentlerine dair de yapılan yeni çalışmalar var. Bu da çok sevindirici. En azından karşılaştırma imkanı
bulabileceğiz. Hem bu kentleri dünya kentleriyle hem de kendi aralarında karşılaştırma imkanları bulabileceğiz. Bu açıdan da seviniyorum açıkçası. Evet, Nurçin, bizim programımızın sonuna geldik. Senin son olarak eklemek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı? Yok aslında, sadece bu tartışmanın, yani Türkiye'ye dair, özellikle enerji rejimlerine dair birçok tartışmanın tüm dünyada yapıldığı bir dönemde bence biraz elektrik enerji kullanımı nasıl oluşmaya başlamış, biraz daha tarihsel olarak buna bakmak ve bunu dünya konjonktüründe bir yere oturtmanın bugünü anlamak açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Bir de bu elektrik meselesi aslında birçok farklı temanın, enerji bunlardan bir tanesi, yine yabancı sermaye, milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet gibi temaların da kesişim noktasında duruyor. Dolayısıyla bugüne dair de çok fazla şey söylüyor. Teşekkür ederim. Daha yapılacak çok şey var diyorsun yani. Umarım bundan sonrasında konuşma fırsatımız olur sizinle. Evet, çok isteriz. Hem Birinci Dünya Savaşı hem Cumhuriyet hem de bu tartışmaları yeniden burada konuşabilmek. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bugün Şehir Hepimizin de Nurçin İleri ile birlikte Geç Osmanlı döneminde elektriği konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.